Öğrencimiz nasıl olacak etiketiyle önce iyi yayınlar diliyor. Sonra da Anadolu Üniversitesi açık öğretim öğrencilerine hem kayıt ücretine yaptığı zamla hem sınav takviminde yaptığı ileri tarihle hem de yüz yüze sınav şekliyle hiçe saymaktadır. Bu kararından vazgeçmeleri adına sesimizi duyurun. Bir diğer izleyicimiz de şöyle demiş. Atama bekleyen öğretmenlerin, sağlıkçıların, mühendislerin, kısaca tüm gençliğin hali nasıl olacak? Sayın seyirciler elmalı davasında verilen tahliye kararına toplumun tepkisi büyüyor. Meral Akşener de mecliste ses yükseltti ve zedelenen adalete vurgu yaparak empati yoksunu kararlarla milletimizi tahrik etmeyin diye konuştu. Şaşırdık mı? Hayır. Böyle bir adaletsizlikle yönetilen Türkiye elbette şaşırmadık. Bu insanlıktan yoksun kararda pay sahibi olan herkesi Allah'a havale ediyorum. Milletime şikayet ediyorum. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tepkiliydi. Elmalı davası kararı için şaşırmadık dedi. İki küçük çocuk, iki kardeşi istismar ettiği iddia edilen ailenin serbest bırakılmasına yazılı açıklama dışında ilgili bakanlardan ses çıkmamasına tepki gösterdi İyi Parti Genel Başkanı. Çocuklarımız çizerek anlatmışlar. Anlaması gereken vicdansızlar anlayamamış. Buradan başta Adalet Bakanı olmak üzere iktidarı uyarıyorum. Milletin adalet duygusu ve vicdanıyla sakın oynamayın. Antalya Elmalı'da 6 ve 9 yaşındaki iki çocuğun yaşadıklarının şokunda Türkiye. Onlara bu acıyı çektiren anne ve üvey babaysa tutuksuz yargılanıyor. Hem de çocukların anlatımına adli tıbbın onları da doğrulayan raporlarına rağmen savcılıkta tutukluluk isterken. Hukuka ve adalete olan güvenimizin pamuk ipliğine bağlı hale getirildiği bir dönemde bu korkunç suçun faillerinin aramızda geziyor olması kabul edilemez. Empati yoksunu yargı kararlarıyla milletimizi tahrik etmeyin. Bakanlıkların resmi hesaplarından yazılı açıklamalar dışında ilgili bakanlar, Adalet ve Aile Bakanı sessiz. Akşener'den sonra meclis kürsüsüne çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir açıklama gelmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yine sosyal medyadan süreci yakından takip ediyoruz açıklaması yaptı. AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Tutuksuz yargılama kararına tepkiler üzerine HSK inceleme başlattı. Akşener de HSK kararını takip ettiklerini açıkladı. Her ne pahasına olursa olsun emanetlerimize sahip çıkacağız.